Demir kestikleri evin tavanının çökmesi sonucu biri çocuk iki kişi öldü. Kocaeli'nin Derince ilçesinde demir kestikleri evin tavanının çökmesi sonucu göçük altında kalan biri çocuk iki kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi İkizler Sokak'ta bulunan boşaltılmış tek katlı evde işlem yapan kimliği henüz öğrenilemeyen kişi ile Ömer Faruk Y. 15, demirleri kestikleri sırada çöken tavanın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis, AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD ve UMKE ekipleri tarafından yıkıntıların altından çıkarılan iki yaralı, sağlık görevlilerince kaldırıldıkları Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzmit Seka Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, gazetecilere, burada malzemeler alınmak istenirken yaşanan olayda iki kişinin kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirdiğini söyledi. Yavuz, tüm ekiplerin gerekli incelemeleri yaptığını aktararak, olayın sebepleri ve müsebbipleriyle ilgili de detaylı çalışma yapılacak. İhmal ve kusuru olanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Bayram öncesi üzüntülüyüz, dedi. Derince ilçemizde bugün saat 11.30'da ihbar üzerine AFAD'ımız devletimizin diğer bölümleri olay yerine intikal etmiş. Ve ilk incelemelerde binaların yıkılarak yerine yeni bina yapılmak istendiği anlaşılmış ve binada burada malzemeleri almak isterken çökme neticesinde maalesef iki kardeşimiz kaldırdıkları hastanede hayatını kaybetmiştir. Üzüntümüz büyük. Şu anda bütün birimlerimiz, olay yeri incelememiz, AFAD'ımız, çevre şehir müdürlüğümüz, belediye ekiplerimiz gerekli incelemeleri yapıyor. Olayın sebepleri, ayrıca müsebbipleriyle ilgili de detaylı çalışma yapılacak ve ihmal ve kusura olanlar hakkında da gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Bayram öncesi üzüntülüyüz. Bu binada oturuyoruz yaklaşık 10 yıldır. Bu arkamızda bulunan bahçedeki kulübe eski bir bina. Bizden daha da eski, 20 yıllık gibi. Hiç oturan yok. İlk taşındığımız zaman yaşlı bir bayan vardı. Sonra vefat ettikten sonra hiç gelen giden olmadı. Böyle altı zaten bahçede perişan halde. Yaklaşık 10 gün kadar önce bir yeni tabela koydular. Satılık yeni binalar diye. Sanırım biri satın almış. Ondan sonra daha dün yeni burada çalışmalar başladı. Ama öyle resmi değil büyük ihtimalle. Çünkü hani kendi halinde bir 5-6 kişi çalışıyorlardı. Ama büyük ihtimalle hani demirleri almak için gelmişlerdi. Yani dün öğleden sonra başladılar çalışmaya. Bayağı bir geç saate kadar çalıştılar. Bu sabah da yine erken saatte çalışmaya başladılar. Hatta bir gürültü koptu. Ben baktım. Onlar kendileri yıkıyorlar zannettim. Hani evi yıkmaya çalışıyorlar diye düşündüm. Kapattım hatta kapıyı, ses oluyor diye. Ama ondan sonra komşulardan ses duyunca baktım duvardan atlıyorlar. Altında biri kalmış dediler. Hemen acili arayın dediler. Ben hemen 112'yi aradım.